Merhaba, Emin Kafkas. Bugün aslında son zamanlarda hepimizin sıklıkla konuştuğu bir konu üzerinde güncel bilimsel kanıtlara dayalı olarak güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özellikle egzersiz yapanlar ya da sağlığını sürdürmek için protein tüketimine hesaplama noktasında bazı güncel yaklaşımların neler olduğunu merak ediyoruz. Tabi burada aslında dikkat etmemiz gereken iki tane başlık var. Bunlardan bir tanesi protein tüketimi neden önemli? Ve günlük almamız gereken protein miktarının ne kadar olduğu. Bu iki sorunsalı bugün birlikte çözümlemeye çalışacağız. Proteinler aslında daha küçük amino asit dediğimiz bileşiklerden meydana gelmiştir. Aynı zamanda protein kelimesini düşündüğümüz zaman Yunanca proto kelimesinden yani birincil öneme sahip anlamına gelen bir kavramdan türemiştir. Ünlü kimyacı ve modern kimyanın da kurucusu olarak kabul edilen İsveçli bilim adamı Johannes Jakob Berzelius'un 1838'de ilk kez proteinleri tanımlarken kullandığı isim olarak karşımıza çıkmaktadır. 1838'den sonra aslında sırayla birçok protein keşfedilmiş. Ancak ilk zamanlarda proteinlerin gerçekten insan organizmasındaki rolü tam keşfedilememiş. Fakat daha sonra insülin gibi, miyoglobin gibi proteinlerin keşfiyle birlikte, ki bu iki proteinin keşfi de Nobel ödülü kazandırmıştır keşfeden kişilere, bu tarihten sonra proteinlerin insan organizması açısından son derece kritik öneme sahip olduğu da bilinen en önemli gerçeklerden bir tanesidir. Şimdi tabii bizim bu noktadan sonra ilgilendiğimiz en önemli başlıklardan bir tanesi de hani proteinlerin yaşamın sürdürülmesi için neden birincil öneme sahip olduğu fikri geliyor. Ki bunu bir miktar araştırdığımızda özellikle proteinlerin insan organizması için gerek yapısal gerek fonksiyonel bir dizi göreve ya da formasyona katıldığını biliyoruz. Bunlar neler? Hücrelerin oluşmasında ya da formasyon süreçlerinde proteinlerin çok önemli rolü var. Hormonların regülasyonunda, hücre içi ve dışı iletişim ya da etkileşim dediğimiz süreçlerin yönetiminde, benzer şekilde bağışıklık sisteminin tüm süreçlerinde proteinlerin etkin rolü olduğunu biliyoruz. Kısacası yaşamın devamı için ya da dışarıdan gelecek tehditlerin önlenebilmesi için proteinlerin birincil öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Proteinlerin önemiyle ilgili buraya kadar size aslında basit, anlaşılır bilgiler vermeye çalıştım. Tabi burada bir diğer önemli başlık da protein türleri. Ki literatürde protein türlerini biz iki başlıkta genelleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi hayvansal kaynaklı proteinler. Bir diğeri de bitkisel kaynaklı proteinler. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere hayvansal kaynaklı proteinlerin bitkisel kaynaklı proteinlere göre etki güçleri biraz daha yüksek oluyor. Ki burada özellikle proteinler sınıflanırken genel anlamda protein etki oranı ya da amino asit sindirilebilirlik skoru gibi değerler aslında proteinlerin gücünü gösteren önemli iki parametre gibi düşünülebilir. Bu noktadan sonra da eğer biz protein tüketimini türler açısından sınıflayacak olursak tabii ki bu bilgilere özgü bir şekilde tükettiğimiz proteinin kendi miktarını belirlemede bu bilgiler bize yardımcı olacak. Şimdi gelelim asıl can alıcı yerine konunun. Hepimizin protein tüketim miktarı ile ilgili kafamızda belirli bir oran olduğunu biliyorum ben. Genel anlamda birçok kaynakta da ortak paydada buluşulmuş bazı değerler paylaşılıyor. Örneğin kilogram başına 0.8 ile 1 gram arasında protein tüketiminin aslında insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi için yeterli olduğu kanısı hakim. Peki gerçekten durum böyle mi? Yani her kilogram başına 0.8 gram ile 1 gram arasında protein tüketirsek bu bizim almamız gereken protein miktarını karşılar mı? Bilimsel kanıtlar bu noktada genel bir konsensusa sahip mi? Şimdi tabii ne kadar protein tüketmeliyiz sorusu genel anlamda çok basit bir soru gibi duruyor. Cevaplaması da çok kolay. Az önce de ifade ettim işte çeşitli üzerinde konsensusa varılan miktarlar veriliyor. Ancak sanılanın aksine o kadar da kolay bir cevabı yok. Çünkü aslında protein tüketim miktarını etkileme potansiyeli olan bireysel farklılıklar, fiziksel aktivite düzeyi gibi başlıkları hesaba katmadan sadece ortalama bir bilgiyle kişilerin tüketmesi gereken protein miktarının ne olduğunu hesaplamak bana göre son derece zayıf bir yaklaşım olacaktır. Tabii burada standart protein tüketim miktarı ile ilgili CDC gibi, Amerikan Diyetetik Derneği gibi birçok kurum veya otorite aslında protein tüketiminin insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi için son derece önemli olduğuna dair vurgular yapıyor. Ve tabii ki bu kurumların ya da otoritelerin de kendi guide'larında örnek olarak açıkladıkları birçok bu anlamda referans değeri olduğunu biliyoruz. Bilimsel çalışmalarda ve aynı zamanda otorite kurumlarda protein tüketiminin öneminin vurgulanmasının nedeni
gün içinde yaşamın devamı için ya da yaşamsal fonksiyonların başarılı bir şekilde sürdürülmesi için bizim protein sentezlemek zorunda olduğumuz gerçeği yatmaktadır. Başka bir ifadeyle bizim gün içinde yıktığımız proteinleri aslında tükettiğimiz beslenme yoluyla aldığımız proteinlerle yenilemek ya da sentezlemek zorundayız. Aksi takdirde protein yıkımı ve yapımı arasındaki denge bozulacağı için yaşamsal fonksiyonlarda bu sorundan negatif etkilenecektir. Şimdi tabii gelelim ana soruya. Yani ne kadar protein tüketmeliyiz ya da ne kadar protein tüketmeliyim? Herkes kendisiyle ilgili sonuç itibariyle bir bakış açısı yaratacaktır. Otorite kurumlar ya da güncel bilimsel çalışmalarda standart bireyler için ya da sedanter bireyler için aslında kilogram başına 0.8 ila 1 gramlık protein tüketiminin yeterli olacağı kanısı hakimdir. Ancak her ne kadar bu konuda belirli bir konsensus sağlanmış olsa da ne yazık ki herkes için bu oranlar benzer etkiye ya da yeterliliğe sahip olmayacaktır. Bundan dolayı size tavsiyem protein miktarını belirlerken kesinlikle bireysel özelliklere, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktivite düzeyine özgü bir şekilde protein tüketiminin hesaplanması son derece doğru bir bakış açısı olacaktır. Ortalama bazı değerler verdim ama şimdi içinizden bazıları diyecek ki ya hocam tamam güzel bireysel özelliklere ve fiziksel aktivite düzeyine göre protein tüketim miktarını nasıl belirleyeceğiz? Burayla ilgili bize rasyonel bazı referans değerler verebilir misin? En azından bizim bu konuda elimizde bilimsel kanıta dayalı olarak kullanabileceğimiz bazı değerler olursa biz de gün içerisinde tüketmemiz gereken protein miktarını bu güncel bilimsel kanıta dayalı olarak geliştirilen referans değerlerine göre sağlamış oluruz. Tabii ki bu bakışınızı haklı buluyorum ve o noktada da özellikle bilimsel literatürde bu konuyla ilgili elde edilen çalışmalara baktığımızda genel anlamda protein tüketim miktarını toplam alınan enerji üzerinden hesaplamak son derece değerli olacaktır. Yani ne demek istiyorum? Günlük alınan kalori miktarı içerisindeki protein oranını belirlerseniz aslında hem bireysel özelliklerinize hem de fiziksel aktivite düzeyinize özgü bir şekilde protein miktarını belirlersiniz. Peki burada bilimsel literatür günlük alınması gereken kalori miktarının yüzde kaçını proteinlere ayırmamız gerektiğini ifade ediyor? Ortalama olarak günlük alınması gereken protein miktarının toplam kalorinin %15 ile 30'u arasında olması gerektiğine dair bilimsel kanıtların fazlalığı göze çarpan önemli bir bulgu. Bu noktada da bizim için bence referans değeri olarak günlük almamız gereken kalori miktarının %15 ve 30 arasındaki protein miktarlarının yeterli olacağı kanısını kendi beslenmemizin içerisinde kabul edebiliriz. Şimdi bunu daha da somut hale getirecek olursam, yani günlük almamız gereken kalori miktarını 2000 kalori olarak hesaplayalım. Bunun da %15 ila 30'unu proteinlerden alacağımızı düşünelim. Teorik olarak bu ne yapar? 2000 kalorinin %15 ve 30'u düşünüldüğü zaman yaklaşık 300 ila 600 kalorilik bir beslenmenin proteinlerden gelmesi gerektiğini, yani bu kaloriyi protein kaynaklarından elde etmemiz gerektiğini düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bunu daha da reel bir değere oturtacak olursak, örneğin 300 kalorilik bir proteinin de her gram proteinin 4 kalori olduğunu düşünürsek, yaklaşık 75 gram protein tüketirseniz 300 kalorilik protein alırsınız. Eğer 600 kalorilik protein alacaksanız bu kez de yaklaşık 150 gram protein tüketirseniz aslında almanız gereken protein miktarını karşılamış olursunuz. Burada tabii bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Lütfen bunu unutmayın çünkü genelde bu konu göz ardı edilir ya da ihmal edilir. Özellikle tükettiğiniz protein miktarını çiğ et üzerinden hesaplarsanız bu da büyük bir hatadır. Çünkü proteinlerin ısıl işlem ya da pişirme süreçlerinden dolayı bazı kayıpları olur. İçerdikleri su miktarlarını kaybederler. O yüzden 100 gram bir tavuk etinin ortalama 70 grama denk geleceğini, yaklaşık %30'unu kaybedeceğini, eğer bir kırmızı et pişiriyorsanız da yaklaşık %40'ını, yani 100 gramlık bir bifteğin de 60 grama denk geleceğini bilmenizi isterim. Bundan dolayı da protein tüketim miktarını hesaplarken etlerin ya da hayvansal proteinlerin özellikle gramajlarını pişirme sürecinden etkilenebilecek oranlarını düştükten sonra hesaplamanız son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Buraya kadar size bazı güncel bilimsel kanıta dayalı olarak tavsiyelerde bulundum. Tabii ki bunlar benim bireysel olarak size yapın ya da yapmayın dediğim şeyler değil. Bilimsel çalışmalardan elde ettiğim güncel bulgular. Ve burada özellikle protein tüketim miktarının büyük oranda genetik ve epigenetik faktörlerden etkilendiğini de bilmemiz gerekiyor. Yani herkesin tüketebileceği protein miktarı gerek genetik yatkınlığına
gerek epigenetik faktörlere bağlı olarak değişecektir. Ki burada bu konuyu biraz daha detaylandırmak istediğim için size özellikle hem genetik hem de epigenetik faktörlerin neler olduğunu da anlatmaya çalışacağım ki protein tüketim miktarını hesaplarken dikkat etmeniz gereken başlıkların ya da bazı başlıklara müdahale edemeyeceğimiz için bu başlıklara özgü bir şekilde protein tüketim miktarını ayarlamanın da kolay olmayacağını anlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bilimsel kanıtlar bize şunu söylüyor. Genetik yatkınlık aslında tüketilen protein miktarı üzerinde son derece önemli bir etkiye sahip. Ki burada özellikle somatotip karakter dediğimiz vücut tipinin aslında maksimum protein sentezini değiştirme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki bunu hesaplamak ya da bunu değiştirmek çok kolay değil. Çünkü bunlar genetik temelde gelen özellikler. Bir de aynı zamanda epigenetik faktörler var. Yani çevresel koşullar, çevreye uyum şartları dediğimiz tercihlerimiz var. Bunlar neler? Mesela güncel yaşınız, cinsiyetiniz, fiziksel aktivite düzeyiniz, gün içerisindeki iş koşullarınız. Bunların hepsi aslında sizin almanız gereken protein miktarı üzerinde söz sahibi olan parametreler olarak düşünülmesi gereken noktalardır. Ve size tavsiyem protein tüketiminizi hesaplarken ya da günlük almanız gereken protein miktarını belirlerken bu saydığım epigenetik faktörleri göz önünde bulundurmanız son derece kritik olacaktır. Sonuç olarak biliyorum şimdi kafanızda bir karışıklık oldu. Ya bu kadar şey konuştuk hala ne kadar protein tüketeceğimizi bilmiyoruz gibi bir yaklaşım hakim oldu gibi geliyor bana. O yüzden bazı temel bilgileri ve bilimsel literatürde genel kabul edilen oranlarla ilgili de bazı sonuçları paylaşayım sizinle. Girişte de söyledim. Genel kabul sedanter kadın ve erkekler için kilogram başına 0.8 ila 1 gram protein tüketimi. Burada hemfikiriz. İkinci önemli unsur fiziksel aktif olanlar ya da işte gün içerisinde ağır işlerde çalışanlar. Bu kişilerde de kilogram başına 1.2 gram ile 1.5 gram arasında protein tüketiminin efektif olduğu yönünde kanıtlar var. Ve tabii ki egzersiz yapanlar yani yoğun bir şekilde haftada 3 gün 5 gün egzersiz yapan kişiler ki bu egzersizin türü de büyük oranda direnç egzersiz temelli veya kardiyovasküler temelli egzersizler diyebiliriz. Burada da 1.8 grama kadar yani kilogram başına 1.8 grama kadar protein tüketiminin çok önemli olduğuna dair kanıtlar var. Ancak 1.8 gramdan sonra açıkçası protein tüketiminin çok da artı bir etkisi olmayacağını gösteren akademik araştırma sayısı oldukça fazla. Ancak yine altını çizerek söylüyorum. 1.8 gramdan fazla da eğer genetik temeliniz müsaade ediyorsa tabii ki protein senteziyle ilgili avantajlar elde edebilirsiniz. Ama bunun için dediğim gibi genetik yatkınlığınızın yüksek protein tüketim oranını sentezleme gücüne sahip olması gerekiyor. Lütfen şunu da unutmayın. Proteinler nitrojen içerdiği için böbrekte dilüte edilirler yani emilirler. Yüksek protein tüketimi böbrekleri yoracağı için, böbrekte su kullanımını arttıracağı için böbreklerin fonksiyonlarında ya da işlevlerinde bozulmalara neden olur. O yüzden protein tüketimini bu noktada güncel düzeyinize göre veya ihtiyaçlarınıza özgü bir şekilde planlarsanız son derece doğru bir iş yapmış olacaksınız. Tabii şimdi buraya kadar size protein tüketim miktarları ile ilgili bence güzel bilgiler paylaştığımı düşünüyorum. Ancak hala kafamda deli sorular var. Örneğin tek seferde ne kadar protein tüketebilirim? Protein tüketimi ile ilgili öğün stratejisini nasıl belirlemeliyim? Tükettiğim proteinleri hangi kaynaklardan ne kadar almalıyım gibi soruları da bir sonraki videoda beraber cevaplamaya çalışacağız. Unutmayın, hayat bir öğrenmedir. Gelişmek ve değişmek bizim en temel ihtiyacımızdır.